Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Sizlerle beraberiz. Evet, burcunuzda oluşacak bir yeni ay ve dolunayla beraber Aralık ayı belki sizin unutulmazlarınızdan olacak bir ay dönemi. Evet. Evlilik, ilişkiler. Yaylar için önemli bir ay. Tabii. Evlilik, ilişkiler, birliktelikler, hayatlarına yeni insanların girmesi, bunların çok fazlasıyla olacağı bir döneme giriyor. Yay burcunda hareket başlıyor. Evet. Merkür Akrep burcunda 3 Aralık'ta yay burcundaki yeni ay ile beraber hayatlarında 14 günlük yeni bir 17 güne, hatta şöyle söyleyebilirim 20 Aralık'a kadar çok etkili olacak bir döneme giriyorlar. Hayatlarıyla ilgili Güneş Ay kavuşumu Uranüs trine, aşkla ilgili tanışmalar, evet, birliktelikler, sosyal yaşamla ilgili güç edinme, evlenmek gibi konuların, evlenmek, ilişkiler gibi konuların çok fazlasıyla ön planda olduğu bir döneme giriyoruz. Mars ve Oğlak Burcu'ndaki Venüs ile Başak Burcu'nda sekstiller var. 5 Aralık'ta Yay Burcu'nda yeni bir Merkür Yay Burcu'na geçiyor. Merkür Yay Burcu'na geçecek. Yeni ayın etkilerini daha da hızlandıracak sevgili yaylar. Günlük hayattaki iletişim gücünüz artabilir. Hayatınız biraz daha hareketlenebilir. 25 Aralık'a kadar Merkür Yay Burcu'nda olacak. 7 Aralık'ta Mars Terazi Burcu'na geçiyor. Mars'ın Terazi Burcu'na geçmesi sosyal hayatları biraz daha hareketlendirebilir. Yeni arkadaşlıklar, yeni tanışmalar, belki işle ilgili bazı seyahatler, erkek arkadaşlarla biraz daha fazla bir arada olmak bu süreç içerisinde etkili olabilir. Uzun bir süre Mars Terazi Burcu'nda 27 Temmuz 2014'e kadar burada kalacak. Bu süre içerisinde 1 Mart 20 Mayıs arası retro hareketli olacak. Arkadaşlıklara ve ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Zaman zaman pürüzler çıkabilir burada. 13 Aralık evet, var. Jüpiter üçgen Satürn. Bu çok güzel bir gezegen evet, döngüsü. 10 Aralık'taki Merkür Uranüs üçgen açısı yaylar için güzel haberler getirebilecek bir dönem. İletişim hızlanabileceği gibi ani seyahat ve tatil fırsatları da oluşabilir. Jüpiter üçgen Satürn 13 Aralık'taki sevgili yaylar maddi konularda destekleyici olacaktır. Maddi konular, evet, maddi konularla ilgili konuların çok daha fazla ön plana geçmesi, daha sabırlı, daha istikrarlı bir maddi gelire ulaşabilmek, duygusallık, cinsellik gibi konuların daha fazlasıyla gündeme geleceği, başarılı, şanslı, uzun vadeli güzel bir dönem. 17 Aralık İkizler Burcu'nda dolunay, karar dolunayı dediğimiz bir dolunay. Evet, ilişkileriyle hakkında bir karara varabilirler. Karar verecekler. Yılın aslında bildiğiniz gibi 7. evinde bir yeni ay oluyor, bir dolunay oluyor. Bu da bu yıl 25 derece ikizlerde 17 Aralık'a rastlamış. Dolunay İstanbul saatiyle 11.29 Balık Burcu yükseliyor bu döngüde. Artık bazıları evlilik kararı veriyor, bazıları evleniyor, bazıları önemli bir iş ortaklığına giriyor, bazıları da hizmet aldıkları kişilerle iletişimi kopartabiliyor. Birlikte çalıştığı bir insandan artık ayrılabiliyor. Ama etrafındaki gerçekleri, kim dosttur, kim düşmandır çok da net evet, görebilecek evet, bir döneme giriyor. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçtiği andan itibaren maddi konular gündeme evet, geliyor. Evet, 21 Ocak'a kadar maddi konular, gelirler, giderler, ödemeler, alacaklar, tabii, verecekler, kazançlar biraz daha enerjinizi alacak. Yine aynı gün 21 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'nda retro harekete başlayacak. Yine parayla ilgili konular ama birazcık burada gelenden çok gider olabileceğini gösteriyor. Beklenmedik veya, giderler evet, olabiliyor. Harcamalar hı-hı, artabiliyor. Yanlış bazı yatırımlar olabiliyor. Bu dönemde alacağınız işte eskiden almış olduğunuz bir mücevheri satmak zorunda kalabilirsiniz. Yanlış vermiş olduğunuz, geçtiğimiz yıl 2013 yılında yanlış vermiş olduğunuz bazı maddi kararlar yüzünden de zarar görebilirsiniz. Çünkü Venüs'ün retro hareketi maddi ve ekonomik hı-hı, olarak giderleri çok çok fazlasıyla artırır. Gelmesi pek de muhtemel olmayan gelir beklentileri. İşte yay burcunun kendi içinde bir rahatlığı vardır biliyorsun böyle. İyimserdir. Yani iyimserdir, rahattır. Ya her şey, geniştir deriz biz. Geniş değil. Yani boş balon diyorum ben bazılarına bunların ama yani çok rahat davranırlar. Yani bir şey olmaz. Banka kredisini ödemesem de olur filan şeklinde. Hı. O rahatlık Jüpiter'den geliyor değil mi? Jüpiter'den geliyor evet. Yani rahatlık, iyimser, bir şey olmaz, zarar görmem, sıkıntı çekmem şeklindeki bir yaklaşıma sakın girme. 21 Aralık'ta
31 Ocak arasında bu Venüs'ün retro hareketi gerçekten kapına maliyeciyi de getirir, hacizciyi de getirir, ev sahibini de getirir. Kapıda, kapı dışarıda ettirir yani. Öyle bir gezegen açısıdır bu. Temkinli, dikkatli ve istikrarlı sorumluluklarımızı bilerek davranırsak bu harcamalarımızı da azaltabiliriz. Şimdi 25 Aralık'ta Mars karşıtı Uranüs var. Bir aşk ilişkisiyle ilgili beklenmedik bazı gerginlikler, çatışmalar, beklenmedik bir hamilelik, çocuk, bir şans oyununda para kaybı veya borsada para kaybı, arkadaşlarla ilgili gerginlik. 29 Aralık, 30 Aralık, 31 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar olan dönemde sırf yay burcu değil, gökyüzünde gerçekten garip açılar var. Evet. Uranüs Mars, Merkür Uranüs, Güneş Uranüs. Yani Uranüs zaten benim yönetici gezegenim, sert bir gezegen. Evet. Bu Mars'la, Merkür'le, Güneş'le, Plüton'la hiçbirini anlaşamıyor. Plüton'la, yani Uranüs gökyüzünde sanki bir tarafta terör estiriyor. Bir de ileri harekette. İleri harekette terör, ileri harekette çok tehlikelidir. Daha zordur, evet. Retro harekette Uranüs, şimdi arkadaşlar, Uranüs retro harekette olduğunda ileri harekette gibi olumludur. Evet. Uranüs ileri harekette en vahşi şekilde, yani resmen Güneş sisteminde çekilin kardeşim, zincirinden böyle sağa sola gibi. Zincirinden kopmuş. Uzun sürede de retrodaydı. Evet, evet, uzun süreden beri de retrodaydı. Şimdi ileri harekete döndü. Ben size bir şey söyleyeyim. Freni patlamış çöp kamyonu nasıl dararsa veya freni patlamış bir beton yer, ne diyeyim size, bir caddeyi nasıl dararsa öyle Güneş sisteminin içine darıyor. Geleni. İlk önce Mars hallediyor, sonra Merkür hallediyor, sonra Güneş nasibini alıyor. Hiç olmamış gibi Plüton'a bile dikleniyor. Ve Uranüs gibi sert, dik, kavgacı bir gezegenin gökyüzünde bu hareketi, çatışma, kavga, flörtler, arkadaşlıklar, dostluklar, çocuklar, bunlarla ilgili 50 tane soruna sebebiyet verir. Teknoloji ve teknoloji cihazlarıyla ilgili sıkıntılara da sebebiyet verebilir. Şimdi bu yorumu duyduktan sonra ve hala moraliniz iyiyse önümüzdeki ay görüşmek üzere. Yılbaşında program yapmayın diyorum. Yılbaşında program yapmayın çünkü yapacağınız programların çoğu tutmayacak. Bazı beklenmedik sıkıntılar olabilir. Yılbaşında en azından bardak mardak elinizi kesmesin. Dikkatli olun. İyi günler. Hoşçakalın. Güle güle.